gönül köprüleri kuruyoruz. Bu gönül yolculuğunda bir aileye, bir yetime, bir yoksula, bir muhtaca, bir öksüze, bir fakire, bir umutta biz olalım. Evet, değerli Erzurum izleyicileri ve Erzurum Havası programının takipçileri, yeni bir program, yeni bir Ramazan akşamı, güzel bir konu ve konukla tekrar sizlerin huzurunuzdayız. Bugün saflık kültürü, Erzurum'daki saf ve saflık kültürünün yansıtıldığı, yaşatılmaya çalışıldığı bir program ve bir konukla sizlerle beraber olacağız. Ekrandaki WhatsApp hattımız ve Facebook ve diğer sosyal medya hesaplarımız, sorularınızı bekliyoruz değerli arkadaşlar ve değerli izleyiciler. Bugün az bulunur, değerli kitapları bilen, eski kitapları alıp satan, Arapça varak sözcüğünden türetilmiş olan ve Varrakun olarak adlandırılan sahaf ve sahaf kültürü üzerinde sohbetimiz olacak. Özellikle Abbasiler döneminde çok büyük bir önem arz eden kitap ve kitabın değeri, daha sonraki Türk İslam devletlerinde de devam etmiş ve özellikle Osmanlı Devleti'nde 10 ve 15. yüzyılda Bursa'da, Edirne'de ve İstanbul'un fethi ile birlikte de Sahn-ı Semen medreselerinde kitap ve kütüphaneler oluşmaya başlayınca, belli bir süre sonra da bu kitapların satımı ve medrese öğrencilerinin kitap ihtiyacının karşılanması amacıyla sahaflık kültürü ortaya çıkmıştır. Özellikle İstanbul'da, yani payitahta, Bayezid'de, Beyoğlu Aslıhanlar Çarşısı'nda, Kadıköy Akmar'da bu sahaf ve sahaf kültürünün yaşatıldığı dükkanları, esnafı görebiliriz. Şöyle bir geçmişi irdelediğimizde, bu konuda özellikle 18. yüzyılda matbaanın Osmanlı Devleti'ne gelmesiyle birlikte sahaflık kültürü ve kitabın alınıp satılmasıyla ilgili olarak İbrahim Müteferrika'yı unutmamak lazım. Lale Devri'nde İbrahim Müteferrika ve 28 Mehmet Çelebi'nin oğlu Said Efendi'nin matbaanın gelmesiyle birlikte el yazması eserlerin dışında matbu eserlerin de çoğalmaya başlamasıyla birlikte bu kitaplar değer kazanmaya ve farklı Anadolu'nun ve Osmanlı coğrafyasının farklı coğrafyalarına dağılmaya başlamış. Böylelikle de bu kitaplar belli bir süre sonra değer atletmeye başlıyor ve bu değerin ortaya çıkarılmasındaki en önemli isimler ise sahaflar olmaya başlıyor. Tabii sahaf olmak ya da sahaf kültürüyle, sahaf işiyle uğraşmak aslında çok farklı bir meziyet istiyor. Sahafın kitabı çok iyi bilmesi, kitapla haşır neşir olması ve o kitabın okuyucudan önce tahlilinin ve içerisindeki nelerin yazıldığını bilmesi gerekiyor. İşte bu konuda Erzurum'da özellikle 1950'li yıllarda Erzurum hamamının karşısındaki Kuru Kapan denilen yerde bu tarz sahaflık ve sahaf kültürüyle uğraşan bir kitapçımızın olduğu kayıtlarda geçiyor. Kütüphane anlamında, kitap anlamında ilk ciddi kütüphane çalışmalarının 18. yüzyılda yapıldığını biliyoruz. Ama kitapların derlenip toparlanıp topluma aktarılıp satıldığı sahaflığın 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıktığını kayıtlardan, belgelerden ve makalelerden öğreniyoruz. İşte bugün
Erzurum'da yaklaşık çeyrek asırdır bu kültürü yaşatmaya çalışan ve Erzurum'un kültürel değerleriyle haşir olan çok önemli bir ismi, İnşirah Kitap Evi sahibi ve Sahaf Nizamettin Korucu Beyefendi'yi misafir edip onunla sohbetimizi başlatacağız. Evet Nizamettin Bey, öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Erzurum TV adına bu güzel iftar akşamında bizlerle birlikte olmayı kabul eylediniz. Ekranda birliktesiniz. Keyifli bir sohbetimiz olacak. Ben programımızın banisi hem Murat Ertaş hocam adına hem de kendime teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz Nizamettin Bey. İyi akşamlar Taner Bey. Bizi seyreden evlerinde bilgisayarların ya da telefonların başında bize seyreden, kendi evlerine bizi misafir eden herkese hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun. Evet, Nizamettin Bey, öncelikle tabii ekran başında bizi izleyen seyircilerimiz ve izleyicilerimiz var. Biz Nizamettin Korucu nasıl bu işe girdi ve kimdir diye ilk sorumuzu sorarak sohbetimize başlayalım. Nizamettin Korucu'nun kısa bir hayat hikayesini kendisinden dinleyelim. Evet. Nizamettin Korucu Erzurum'un Çırçır Mahallesi'nde eski bir evde dünyaya geldi. Dört kardeşin en küçüğü. İki abimiz, bir de ablamız vardır. Babam taş ambarlar fırınında hamurkar ustası. 27 yıl askerimize ekmek hamuru yoğurmuş. Bir işçiydi. Rahmetli oldu. Onun en küçük oğluydum. Daha çocukluktan beri kitaplara olan bir ilgim vardı. Ve bizim ailede bu çocuk okur diyorlardı. Hakikaten de öyle oldu. Okuduk. Yani hem resmi olarak tahsilimizi tamamladık hem de kitaplarla okumamızı devam ettirdik. Hani derler ya, bir çocuk yedisinde neyse yetmişinde de odur diye. Bu kitaplarla olan ilgimiz öyle bir hale geldi ki, malum yaşı 50'nin üzerinde olanlar hatırlarlar. Erzurum'da çizgi roman pazarı vardı. Biz orada çizgi romanlar, Tom Mix, Texas, Zagor, Kızıl Maske gibi romanlar alıp okuyorduk. Yaşımız 12, 13, 14 o civarda. 1970'li yılların sonları rahmetlik annem abime diyor ki, büyük abime, bu çocuk sabah çıkıyor, akşam geliyor, merak ediyorum nereye gidiyor, ne yapıyor, bir takip et bakalım. Abim de beni takip ediyor. Ben tabii kitapları alıyorum, okuyorum, sonra satıyorum. Aynı yerde, bu yerimizde, dokuzun karşısında. Abim gelip diyor, anne hiç merak etme diyor. Senin oğlun tam olmuş kitapçı diyor. Kitapları alıyor, oturuyorlar, arkadaşlarla okuyorlar. Ondan sonra okuduklarını satıyor. Ondan sonra da geliyor eve. Böyle bir şekilde bir düzenimiz oldu. İlkokul yılların sonları, ilkokul 5. sınıftayken her mahallenin bir çöplüğü vardı eskiden. Şimdi bu çöplükler yok. Konteynerler var, Evet. çöp konteynerleri. Eski çöplükleri vardı mahallelerin. Ve bir de Erzurum'un çok büyük, devasa bir çöplüğü vardı. Alay'ın çöplüğü dediler. Yine yaşı 50-55'in üzerinde olanlar iyi hatırlar burayı. Şimdi bu çöplükler bin bir çeşit ürünle doluydu. Ben bu bir zevkti, onu da söyleyelim. Çocukluk, biz toprakla, çamurla, çöple haşir neşir büyüdük. Çöplükte dolaşırken, tabii bizim mahallemizde bütün çocuklar dolaşırdı. Lajos Lamur, yanlış telaffuz edebilirim ama o bilenler anlamıştır. Amerikalı bir yazarın Western romanını bulmuştum. Cep boyutunda. İkinci ya da dördüncü sınıftayım. Bu romanı öyle bir hazla okumuştum ki ve o romanın fiyatı 5 liraydı. Yıl 1972-73 yılları. Yine bu meyanda aklıma gelmişken söyleyeyim. 1954 yılına ait bir kitap elime geçti. Fiyatı 10 lira. Bu kitabın 10 lira o zaman
çok büyük bir para tabii. 10 liraya ne alınır diye kısa bir çalışma yaptım, araştırma yaptım. 1954'te 10 lira bir tane koyun alınıyormuş. Hani bugün kitap diyoruz ya, şimdi acaba kitaplar Yani mı ucuz? Evet. Kitaplar mı ucuz yoksa bunda koyun eti mi çok? Böyle bir bunda ama soru şu, şöyle. evet bunda şunun bir etkisi var ama Nizamettin Bey, özellikle son dönemde teknolojinin gelişmesi ve kitap basımının seri bir şekilde olması, bir de çeşitliliğin çok fazla. Yani şu anda bizim okuyabileceğimiz ya da alabileceğimiz kitap çeşidi çok fazlalaştı. Bu anlamda hem internet de devreye girdi, internet alıcılığı da oldu. Şehirde kitaba ucuz bir şekilde ulaşabileceğimiz birçok kütüphane de var. Yani bugün aslında okumak dediğiniz gibi geçmişe göre daha kolay. Ama değer anlamında sıkıntımız var. Bakın çok güzel bir tespit yaptınız. 10 liraya o dönemin parasıyla bir koyun alınıyor. Fakat kişi koyun alma yerine kitabı tercih ediyor. Yani bu tercihlerimizin de ne kadar değiştiğini şu verdiğiniz örnek gerçekten çok güzel bir örnek. 10 liraya koyun alırken kitabı tercih ediyorsunuz. Şimdi koyun etini yediğinizde bir süre sonra size o faydası bitecek. Ama kitabın ömür boyu siz o faydasını göreceksiniz. Bir de burada çok güzel bir şey daha çıktı ortaya. 10 lira verilen alınan o kitap bugün muhafaza edilmiş ve bu kitap belki de 7-8 el değiştirdikten sonra size ulaşıyor. Bundan sonra bir başkasına ulaşacak. Belki ondan sonra bir başkasına da ulaşacak. Yani kitabın serüveni burada devam ediyor. İşte sahafın özelliği bu olsa gerek. Şimdi tabii o aslında bu konu bizim programı bu konuyla bile bitirebiliriz. O yüzden hızlı geçelim. Hani de. Evet, şöyle Nizamettin, yapalım. evet. Şimdi kısa bir hayat hikayenizi dinledik. Bu dinlediğimiz şeyden şunu anladık aslında. Kitaba ilgi duyan bir çocukluk ve gençlik evreniz olmuş. Bir süreç yaşamışsınız. Bu süreçte acaba sahaf olma veya da sizin gittiğiniz bir sahaf var mıydı o dönemde? Tabii şimdi ben bu hayat hikayesini yine son bölümünü kısaca geçip sizin bu ikinci sorunuza geçmek istiyorum. Evet. Aldığım kitapları muhafaza etmek için kütüphane lazım. Kitaplığımız yok. Limon kasalarına dolduruyorum. Evimizin eski evlerin altında kilerler vardı. Limon Evet. kasalarına koyup bu kilerleri muhafaza ediyordu. Ve çok birikiyordu. Ve artık eve kitaplar gelirken annem durduruyor. Kitapları koltuğa kitabımın altına, ders kitaplarının arasına sokuyorum aldığımı. Bu şekilde ikinci sorunuzu tam rahat söyler misiniz? Evet, Ben ikinci oraya geçeyim sorumuz ama. şu. Nizamettin Korucu'da sahaflık fikri nasıl doğdu? Nasıl başladı? Başladığından bugüne kadar sahaflık serüvenini kısaca bize özetler misiniz? Şimdi tabii ben kitaplarla ilgi fazla olunca ya annem hep rahmetli çok anacağım herhalde. Bir kez daha anayım burada. O diyordu ki Allah herhalde rahmet bu çocuk eylesin. kitapçı olur. Evet, çocuk kitapçı olacak herhalde dedi ve görmedi benim kitapçı olduğumu. Biz bu kitap fikri şöyle Herbert Nejats'ın ben telaffuzu Türkçe yapıyorum. İngilizce bilenler düzelsinler. Kitabın Sırları diye bir kitap var. Burada 20'ye yakın başarı öyküsünden bahsediyor. Bunun 70'li yıllarda eski bir yayınevinden çıkan baskısını okuyorum. O zaman avukat yanında da katiplik yapıyorum aynı zamanda. Eski bir milletvekilinin avukatın yanında katibim, yazıcıyım. Bu kitabı okudum. Burada İngiltere'de iki genç kardeşin babaları vefat ettiğinde kara karacılar ne iş yapalım diye evlerinin en alttaki odasını kitap evine dönüştürüyorlar ve kitapçılığa başlıyorlar. Bu güzel de bir çeviri yapmış, tercüme yapmış bunu Türkçemize kazandıran şahıs.
öykü şeklinde anlatmış ve çok hoşuma gitti. İş çok büyüyor. Yani büyüyen bir işlerden biri de yine koyunu bir daha alacağız. Koyunculuk da çok çabuk büyüyen bir iştir. Çok bereketli bir hayvandır. Bu işi yapanlar bilirler, çabuk çoğalır. Kitap da öyle. Evet. Sahaflığa çok büyük bir sermayeyle girebilirsiniz. Ve bunlar işi çok büyütüyorlar ve başlarından bir sürü olay geçiyor. Tabii tatsız olaylar da yaşıyorlar. Sıkıntılar yaşıyorlar. Yalnız en sonunda şu anda dahi zannedersem ki araştırmam lazım. Merak da ediyorum. Aslında bizi dinleyenler de araştırabilirler. Keşke bu sahafın ismini hatırlasaydım. 250 yıla yakın bir zamandır devam ediyor bunların işi. Şimdi bu da çok önemli. Altını çizelim. Türkiye'de zannedersem 250 yıldır babadan, dededen işini devam ettiren bir insan sayısı çok azdır. Ve bu bir araştırma konusu bile olabilir. 2,5 asır babadan, dededen, atadan kalan işini devam ettiren kim var Türkiye'de? Bu bakın Evet. kalkınmışlığın, ekonominin, kültürün de bir göstergesi olabilir. Yani biz onlara imrenme anlamında demiyorum ama kendimizi de bir ayarda görmemiz gerekiyor. Şimdi bu Evet. hikayeyi okuduktan sonra benim kafama yer etti bu. Büyük bir şirketin Erzurum muhasebeciliğini yapıyorum. Muhasebe, ön muhasebe sorumlusuyum. İyi maaş alıyorum. Memurlardan çok iyi maaşım var. 3 ayda bir iyi bir ikramiye alıyorum. Tam maaş. Ve şirketin 5-6 tane otomobili var. Ve istediğim 6 otomobili, müdürün de otomobili dahil olmak üzere hepsini rahatlıkla kullanabiliyorum. Yani bana araç lazım olduğu zaman bana araç vermemişler ama hepsinin masasının üstünden anahtarını alıp Alabiliyor. kullanabiliyorum. Ve düzenli bir mesai saatim var. Hafta sonu tatilim var. İyi gelirim var. Hatta hiç unutma, yeni evliyim. Maaşı aldım. Tabii kendim aynı zamanda bodroları düzenliyorum. O zaman elde de düzenleniyor. İyi bir para. Hiç unutmuyorum. Hanıma geldim dedim ki ya biz bu parayı nasıl harcayacağız? Bayağı bir para. Yani iyi bir maaş aldım. Ve gerçekten güzel bir işim var. Bilen okuyanlar vardır. Ferrarisini satan bilge diye bir kitap vardır. Orada bir kişi Evet. var. Huzuru bulmak için bir milletini satıyor. Tabi bu Hint felsefesine dayanıyor. Biraz da öyle oldu. Ben bir anda gittim patrona dedim ki hocam dedi. Kendisi ilahiyat mezunuydu. Selametli. Dedim ki ben işten ayrılıyorum. Oğlum, ne yapıyorsun sen dedi. Ben dedim hayalimde kurduğum işe döneceğim. Ne yapacaksın dedim. Günay hobi evi açıyorum. O ne, o ne dedi. Şimdi Erzurum'da hobi mobi evi açmak hayal gibi bir şey. Halbuki aslında Erzurum kültürde 1970'lerin sonuna kadar Türkiye'nin sayılı 3-5 vilayetinden biri. Mesela Erzurum'da Mektup Arkadaşlığı Bürosu vardı. Biliyor musunuz? Duydunuz mu? İlginç. Evet, çok ilginç yani. Çok Mektup Arkadaşlığı Bürosu. ve Erzurum kültürde çok gelişmiş bir şehir. 70'lerin sonuna kadar. Ve Erzurum aynı zamanda ekonomide de Türkiye'nin sayılı bir şehri. Erzurum yine o yıllarda tarımda, ticarette, hayvancılıkta, düşünün ki büyükbaş hayvan üretiminde şu anda neredeyse Türkiye'nin tamamına yakın bir üretimi yapıyor tek başına. Öyle bir şehir. Milli gelirden aldığı pay ilk 6 sırada. Nüfus olarak Antalya'dan daha ileride bir nüfusu var. Samsun'dan daha çok nüfusu var. Antep'ten daha çok bir nüfusu var. Antep Erzurum'dan ticaret alışverişi yapıyor. İpek yolu üzerinde bulunuyor. Müthiş bir şehir. Karadenizlilerin müthiş bir ilgisini çekiyor. Erzurum'a yerleşiyorlar. Ve Erzurum'da ticaret çok canlı. Bir şehirde bu kültürü hobi evi deyince tabii durdu. Bu da bir üniversite mezunu tabii aynı zamanda. Bunu dedi Erzurum'da bu iş olur mu? Yıl 94-91 yılı. Hiç unutmuyorum. Evet. 94 yılı pardon. Israr edince bak dedi gidersen bu kapıdan bir daha dönemezsin dedi. Yani buradan bir daha giremezsin. Yazık ediyorsun bak bu kadar imkanım var. Ben gözleri yaşlı olarak beni vurladı. Aldım maaşımı cebime koydum. Geldim arkadaşımın Tebris Kapı'daki ofisini tuttum. Tabii buna hanıma da bahsetmiyorum. Şu anda hanım da geldi burada oturuyor karşıdan. Hiç bahsetmiyorum işi bıraktığımı falan. Gittim maaşımla kiraladım. O Tebris Kapı'da 3 katlı bir binanın 3. katını.
orada kitapçı olur mu? Adam orada sigortacılık yapıyor. Onu da zor yapıyor. Zaten bırakmış gitmiş başka yerde daha iyi bir yer tutuyor. Fakat Tebriz Kapı'da tuttuğum iş yeri sahibi çok kalender bir insan. Allah rahmet etsin, vefat etti. Baba bir adam. Oğulları var, genceli çocuklar. Onlar da öyle. Yani ev sahibi, dükkan sahibi, kiracı ilişkimiz de çok iyi. Bir muhabbet ve sevgi var aramızda. Ve ben işe maddi açıdan da çok ileri düzeyde bakıyorum. O İngiliz gençlerin hayatını okumuşum ya. Kendim Evet. de iktisat okumuşum. Ekonomiyi de az çok çaktığımı düşünüyorum. Halbuki kitaplarda yazan da gerçek hayattaki bir değil. Bu ayrı bir kabiliyet. Yani insanların iktisatta başarılı olması ayrı bir kabiliyet. Üniversiteyle evet faydası var ama onunla da olmuyor tek başına. Bu da ayrı bir yetenek. Neyse ben burayı tuttum. Tabii iş yok, güç yok. Şimdi kitap alıyorum ama satamıyorum. Caddeye reklamlar astırdım çocuklara. Kitap getiriyorlar ama gelen giden yok. Kış aylarına da denk geldi. Ben baktım olacak gibi değil. Kitapları alıyorum, poşete dolduruyorum çantalara. Caferiye Camisi'nin orada bir tabla var. Tablaya seriyorum. 2 saat sergi açıyorum. Satıyorum, geliyorum. Ama satılıyor kitaplar. Geliyorum, bir gaz sobam var. Bir tane minik cep televizyonu vardı o zaman. Kitaplarım var. Kitapların sayısı da işte tahminen 300-500'ü geçmiyor ama yine de. Yani fazla bir kitabım yok. Kitap okuyorum ama çok zevkli. En bu mesleğe atıldığım yıllar içerisinde en zevkli yılım o yıldı. 95 yıl. Burada bir giriş yapayım ben Nizamettin abi. Ben senin oradaki dükkanına gelen ilk müşterilerden biriyim. Niye? Ben o zaman ya üçüncü kat ya ikinci kat sol tarafta dükkan. Evet. İki ya da üç odası var. Şu anda gözümün önünde canlandı. Ben o zaman Evet. orta ikinci sınıftaydım. Şahin Nefi Evet. Ortaokulunda okuyordum. O günden itibaren de seni tanıyorum. Benim bazı ne diyelim ufkumuzun açılması konusunda bize yol gösterici insanlardan birisisin. O yüzden teşekkür ediyorum buradan. Orta ikinci sınıfta sizi tanıdım. Kitaplarınızı da hatırlıyorum. Masalar üzerlerine koymuştunuz. Hatta ben size o dönem hikaye kitabı sattığımı da biliyorum. Benden hikaye kitabı almıştınız. Oradan başladınız bu sahafla. Daha sonra Murat Paşa'nın olduğu bölgeye geldiniz. Oradan tekrar Saraybosna Caddesi'nin oradaki bölüme geldiniz. Sonra karşı tarafa geçtiniz. Sonra bugün bulunduğunuz ve ne diyelim bir Tema'nın bulunduğu yan taraftaki bir konakta sahaflık kültürünü devam ettiriyorsunuz. Şimdi araya bir gireceğim böyle hem de sizi bir dinlendireceğim. Çünkü yorum yazanlar var. Semra Özdemir iyi akşamlar diliyor. Nurettin Tezel Doğu Sineması'nın önü sahaf doluydu diye bir mesaj atmış. Saygıdeğer Murat Hocam şöyle bir ifade kullanmış. Çocuk sahaflardık çoğumuz. Texas, Tom Mix, Zagor, Karaoğlan, Tarkan okur sonra bunu çocuklara satardık. Yine Nurettin Tezel Alay Çöplüğü'nden çok gazoz kapalı toplamışlığımız vardır. Diğer hocalarımızın mesajlarını şu anda yorumlarını göremedim. Hepsi mutlaka ekran altına düşüncelerini ifade etmişler. Şu anda birçok kişinin de sahaf, kitap ve Nizamettin Korucu ve rahmetli olan diğer sahaflarımız da canlandı. Evet biz de Murat Hocam'ın dediği gibi özellikle okul açılmadan önceki dönemlerde biz de bir küçük sahaf sayılırız Nizamettin Bey. Yani özellikle Evet. bu çifte minarelerinin ara bölümünde daha önce şu anki kitap sarayının eski yeri olan Korukçu İş Merkezi'nin karşı o cadde üzerinde adliye binasının arka tarafındaki bölgede biz de kitap satardık ve özellikle
yazarı bilinmeyen ya da çok nadir olan kitapları aldığımız zaman onu değerinin üzerinde satardık. Hatta öyle bir durum olurdu ki bazen birinci baskıdan daha yüksek bir fiyata, yani kitapçıdan alsalar daha ucuza alırlar idi. Yüksek bir fiyata satardık. Tabii güzel kitabın bu anlamda kıymeti, ehemmiyetini de anlardık. Ben sahafa kitabın sarrafı diyorum. Yani kitabın değerini en iyi bilen. Çünkü şöyle bir cümle var. Esas vazifesi ehline yol göstermektir sahafın. Yani güzel bir İstanbul'da bir sahafın sözüdür bu. Kitapla dost olmak lazım diyor. Kitap hakkında rey ve ehliyet sahibidir. Ya bu iki üç cümle gerçekten beni derinden etkiledi. Esas vazifesi ehline yol göstermektir. Kitapla dost olmak lazım. Kitap hakkındaki rey ve ehliyet sahibidir. Şimdi bunu ben nereden anlıyorum? Erzurum mahalleleriyle ilgili yaptığımız çalışmayı biliyorsunuz. Bu çalışmayı yaparken hangi kaynakları tarayacağımızı, hangi kitapları irdeleyeceğimizi, bunların hepsini biz sizden öğrendik ve yol göstericiliği yaptınız bu anlamda. Dolayısıyla sahafın sadece kitap satılan yer olmadığını biz bizzat burada yaşayarak görmüş olduk. Bu anlamda Murat Hocam'ın bir sorusu var. Bu soruyu size ileteceğim ama bir reklam var. Erzurum TV ekranlarında bir yardım kampanyasıyla ilgili reklamımız var. Bu reklamı bir Onur Bey ekrana yansıtsın. Ondan sonra tekrar muhabbetimize devam edelim. Siz de bu arada dinlenmiş. Sizlerinizle binlerce kişiye bir umut olmak, muhtaçların ihtiyaçlarını karşılamak için gönül köprüleri kuruyoruz. Bu gönül yolculuğunda bir aileye, bir yetime, bir yoksula, bir muhtaca, bir öksüze, bir fakire, bir umut da biz olalım. Erzurum Sultan Kuyumcusu, Takı'da güven ve zarafetin adresi. Evet, yardım ve bu tarz hayır hasenet işlerine vesile olan tüm herkesten bir kez daha Allah razı olsun diliyoruz. Murat Hocam'ın bir sorusu var Nizamettin Bey. Diyor ki Murat Hocam, sahafı ziyaret eden kişiler daha çok hangi meslek grubundan?
Yani yıllardır bu işin evet. içerisindesiniz. Sahafı aşındıran ve sahaftan kitabın değerini bilerek gelen kişiler en çok hangi meslek grubundanlar? Evet, bu Taner Hocam dönem dönem değişti. Mesela 1995-2000 arası yıllarında en çok tıp doktorlardı. Tıp evet. doktorlarıydı. 90'lı yıllar 95 ile 2000 arası demiştim. 95-2000 arasında 2000'e başlarken yani girerken ve 2005 yılları arasında yaklaşık tabii bu kadar net tarihler vermek belki yanlış ama tahminlerimde evet. güçlüyüm yalnız. Avukatlar, hukukçulardı. En çok kitap okuyanlar. Evet. Benim evet. gördüğüm buydu. Daha sonra bu yıllar arasında yalnız ikinci sırayı her zaman öğretmenler aldılar. Eğitimciler. Hı-hı. Yani birinci tıp çıktı ama ikinci öğretmenlerdi. Birinci hukukçulardı ama ikinci yine öğretmenlerdi. Eğitimciler, akademisyenler, tabii öğretmenlerden kastım. Hem akademiler hem ilk öğretim ve lisede görev alan öğretmenlerimizdi. Meslek gruplarında bunlar, fakat çok dağınık bir alan var. Burada ticaret erbabı, Erzurum'un ticaret erbabı da iyi kitap okuyordu eskiden. Fakat ne olduysa şu anda şu meslek grubu kitap okuyor diyebileceğimiz bir grup kalmadı. Yani 2000 özellikle şu son 3-5 yıl içerisinde artık şöyle bir yoğunluk oluşturan bir grup yok ne yazık ki. Şu anda yaş ortalamasına göre bir rakam tahmin söyleyebilirim. Yaşı 18 ile 25 yaş arası çok güzel bir kitap okurumuz var. Genç bir okurumuz. Bir daha yaş aralığını alalım. Bir daha alalım. 18-25 yaş aralığını. 18-25 yaş arasında gençlerimizden çok nezih, temiz delikanlılarımız, hanım kızlarımız var. Bunlar seçici ve güzel kitap okuyorlar. Hangi kitaplar mesela özellikle? En çok tarih alanı ilgi görüyor. Tarih alanı. Gençlerimizin en çok ilgi duyduğu alan tarih alanı. Sonra roman bölümü başlıyor. Romanda da yine birinci sırayı, romanda da tarih bölümü oluşturuyor. Daha sonra da klasikler, dünya klasikleri ve Türk klasikleri oluşturuyor. Anmak istemiyorum ama ne yazık ki küçümsenmeyecek, azımsanmayacak büyük bir okur kitlesi var. Bize yansımıyor bu. O okur kitlesi de popüler romanlar. Yani günübirlik moda olan kitapları okuyorlar. Ve bu alanı ben kitap okuru ne yazık ki tam olarak. Neden? Çünkü kitap okumak insana bir şey katması lazım. Yani onu topluma kazandırması lazım, koparması lazım değil. Kitap bir limandır. Fırtınalardan, derin dalgalardan, azgın sulardan sığındığımız bir limandır. Fakat bazı kitaplar o derin sulardan daha beter bir duruma sokabilir insanları. Dolayısıyla insanın ruhunu, ruh halini motive eden, insanı dinlendiren, ferahlatan, edebi bir değeri olan ya da bir hayat tecrübesini yansıtan ya da bir yaşanmışlık veren bir kitap olmadıktan sonra ya romanı ben küçümsemiyorum ve çok roman okudum. Rakam vermem zor ama yine tahmini bir şey söyleyebilirim. Yine yakın roman okumuşumdur diyebilirim yani. Roman okumak çoğusu görür. Derler ki roman okumak vakit kaybeder. Değil aslında. Öyle roman var ki ben birçok bir ilmi eserden daha ileri düzeyde faydalandığımı söyleyebilirim. İsim de veririm istiyorum. Alalım. Ben şunu diyeceğim. Abi. Mesela ben şu son yıllarda okuduğum bir roman Murat Sertoğlu'nun Çakırcalı Mehmet Efe'yi. Okuyun derim herkese. Çakırcalı Mehmet Efe son Osmanlı'nın son döneminde İzmir'de yetişmiş bir Efe. Kendisi dağlara çıkıyor. Burada ne veriyor bize? Normalde bir Efe'lik tabii ben çok tabiri kullanmak istemiyorum ama
bir yanında da eşkıyalık şeyi de var. Fakat tabii o bildiğimiz şekilde şu andaki anlamıyla değil. Fakire, fukaraya yardım eden, mazlumların yanında yer alan, Osmanlı çok zayıf kalıyor son yıllarında. Zayıf kaldığı senelerde o otoritede yardımcı oluyorlar halka. O zalim insanlar oluyor. Onların karşısında bunlar dikiliyorlar. İnsan ilişkisi, efendim insanları tanıma, insan bunu çözme, insandaki iktidar hırsını, insandaki yükselme hırsını, yani o kadar muazzam bir profil çizmiş ki Murat Sertoğlu bu romanda. Herkesin okumasını özellikle tavsiye ederim. Yani bir macera gibi okumasınlar. Yaşanmış bir hayatı okusunlar. Gogol'a yazdıkları zaman da bu efenin hayatıyla ilgili genç yaşta da vefat ediyor. Çok tehlikeli Evet. de. Arkadaşları tarafından yanlış öldürülüyor bir dağda. Mesela bunu tavsiye edebilirim. Yine Detaylar vardı. Yani devamlı. Bunların kitapları muhteşemdir. Romanları da var ve başka felsefe, sosyoloji, edebiyat alanlarında da müthiş kitapları var. Bu ayrı tavsiye bölümü olabilirdi. Ben ona çok önemli düşün. Hocam, bunu burada söylemek istiyorum herkese. Şimdi Nizamettin Bey, var. bir de Nizamettin Bey, seste bir problemimiz oluyor. Hem orayı bir şey yapalım. Ben araya girmek istiyorum. Şimdi tabii verdiğiniz örnekler gerçekten çok değerli ve kitap okuyarak öğrenebileceğimiz birçok şeyin ve bir derya denizin aslında kitabın içerisinde olduğunu çok güzel bir şekilde ifade ettiniz. Bu anlamda aslında sahafın danışılan kişi olması gerektiği, toplumda bilinmesi gerektiğine inanıyorum. Biz bu konuda okul olarak da sizin sahafınıza öğrencilerimizi defalarca getirdik. Gerek siz, gerek diğer Erzurum'daki sahafları gezdirdik. Hatta etkinlikler de yaptık. Dönüşler çok güzel oluyordu. Hatta birçok öğrenci bu etkinliklerden sonra hocam ben AVM'de ya da farklı bir yerde vakit geçireceğime Nizamettin abinin yanına gittim. Sohbet ettik. İşte şu kitabı aldım, bu kitabı aldım. Okuyorum. Okumaya devam ediyorum. Çok güzel yerler dediklerini biliyorum. Bu anlamda herhalde bizim toplum olarak sahafın aslında yerini bilmiyoruz gibi bana geldi. Sahafın toplumdaki yeri nedir? Yani toplumda sahafın rolü nedir? Sahaf hangi önemli görevi üstlenmiştir? Size göre sahafın topluma kazandırdığı nedir? Aner Hocam, şimdi sizin Erzurum TV olarak bir kampanyanız var. Bu kampanya çok güzel. Önce bunu düşünenleri tebrik ediyorum. Benim de bir Evet. çağrım olacak. Çarşamba ve Perşembe son 2 gün biliyorsunuz. Sokağa çıkma serbestliğinde kısıtlı olarak tabii. Bu çarşamba ve Perşembe mümkünse bütün bizi seyredenler ve onlar da tanıdıklarına söylerlerse yerel esnaftan alışveriş yapsınlar. Evet. Yerel esnaf çok sıkıntı içerisine düşmek üzere. Çünkü bu 2 gün yerel esnaftan alırlarsa bunlara 20 günlük bir nafaka temin edilmiş olacak. Şimdi bizim insanlarımız Evet. onurlu insanlar. Çıkıp bunu söyleyemiyorlar. Hani Erzurum atasözü var ya, kan tükürdüm kızılcık şerbeti içtimdir. Dik gezerim, aç gezerimdir. Yani ben bu insanlar, onurlu insanlar söylemezler, dile getirmezler. Yalnız ben rica ediyorum bütün arkadaşlarımızdan, bütün hemşerilerimden çarşamba ve perşembe, yani yarın ve perşembe günü biliyorsunuz son gün. Bu 2 gün Evet. belki biraz az bir şey pahalı olabilir. O da şartlar öyle gerektiriyor. Yani o esnaf da ucuz vermek ister. Ya belki biz alışık olduğumuz, işte bizi girdiğimiz o büyük marketlerde hoş geldiniz, buyurun beyefendi lafıyla karşılamayabilirler. Biliyorsunuz. Ama biz yine de kendi esnafımızı tercih edersek, onlar 2 gün hiç değilse bu 15-20 günlük ihtiyaçlarının belki bir kısmını karşılayabilirler. Ben hep şunu Evet. derim, balık vermek, balık tutmayı öğretelim insanlarımıza. Biz insanlarımızı onurunu koruyarak yardım edelim diyorum.
onları onur edelim. İşte eti kasaptan alalım. Kitabı kitapçıdan, sahaftan alalım. Yani ben burada kendim katıyorum. Mesela bizde neler var onu da söyleyelim. Eski kitaplar var, dergiler var, ansiklopediler var, kartpostallar var, eski mektup zarfları var, plaklar var, eski ajandalar var, eski defterler var, sınavlara hazırlık kitapları var, kasetler var. Hepsinden önemlisi bizde birebir muhabbet var, sohbet var. Yani bize gelen bir insan birey olarak kapıdan girdiğinin 10 kat daha fazlasıyla çıkar. Birey olarak değerinin 10 kat değeriyle çıkar kapıdan. Kişi, yani biz bir askerdik, hiç unutmuyorum. Bir film seyrettik. Askerde film seyretmek tabii her zaman olmuyor biliyorsunuz. Hafta sonu televizyonu koydu, nöbetçi subay izin verdi. Biz de seyrediyoruz. Muhteşem bir film. Keşke ismi aklımda olsa da tavsiye etseydim. Evet. Film bittikten sonra bizim bölüğün en kabadayı bir eri var. Böyle çok enteresan bir arkadaş. Yanıma geldi, Nizamettin dedi, kolumu tuttu. İnsan olduğumuzu anladık değil mi dedi, ne filmdi ya dedi. Yani insanlar onuru oldu, o filmi seyretmek bile onlara çok büyük bir mutluluk verdi. Şimdi ben de bunu diyorum, bizim mesela sağ, sadece bana değil, diğer sahaf arkadaşlarımız da var tabii. Yani bir kasaba gitsinler, biz bir manava gitsin, manavdan alsınlar. Bir, yani her şeylerini küçük esnaftan alsınlar, 2 gün. Çünkü evet, bu insanlar ihtiyaçları var, yani bunlar dertlerini söyleyemiyorlar, dile getiremiyorlar. Nasıl diyelim ki, belki ihtiyaçları var. Çünkü her şey devam edecek, giderlerin hiçbiri durmayacak. Elektrik, su, telefon, interneti lüks görüyor bazıları değil. İhtiyaç işte olmasa ben size ulaşamayacağım şu anda. Artık çağımızın ihtiyaçları lüks değil. Yani teknolojinin bize getirdiği lüks değil. Herkesin hakkı bunları kullanmak. Yani evet, biz artık 50 yıl önceki ihtiyaçlar değil ki evimize bir buzdolabı almak bile lükstü o zaman. Çünkü kilerimiz vardı. Zaten en sağlıklı şekilde gıdalarımızı saklıyorduk. Buzdolabı lükstü evet, o zaman yani, ama şimdi öyle değil. Ya, evet, yani biz bu çağrıya da kulak verelim. Tüm yerel esnafımızı değerlendirelim ve alışverişimizi yerel esnaftan yapalım. Böylelikle de toplumun bu kesiminin de bir nebze olsun ihtiyaçları karşılanmış olur diyoruz Nizamettin Bey. Çok güzel bir çağrı. Olması gereken de bu. Bu anlamda sahaf dedik ki biz sahaf toplumun aslında rehberidir, yol göstericisidir ki güzel bir tespit yaptınız. Tıp doktorları, yani tıpçılar, hukukçular, öğretmenler, akademisyenler belli bir kitleyi oluşturuyor dediniz. Sonra da şu cümleyi kullandınız. Son dönemde şu kitle, bu kitle diyemem dediniz. Yani artık bir profil oluşmamış, o profil kaybolmuş. Yani karma diyelim, kozmopolitik diyelim bir yapı karşımıza çıktı. Bunun tabii birçok nedeni var, etkeni var. Bunu siz bizden daha iyi idrak ediyorsunuz, görüyorsunuz. Yaş aralığını da çok güzel söylediniz. 15 ve 25 yaş arasında bir kaliteli bir okuyucu kitlesi. Ama benim dikkatim orada bir şey daha çekti. Tarih okuyorlar dediniz. Acaba tarih okumaya meyletmede dizilerin bir etkisi var mı sizce bu konuda? Yoksa kendiliğinden bir oluşan bir kitle mi oluştu? Nasıl oldu bu tarihe ilgi neden? Sizce bu hangi bakış açısıyla değerlendirilebilir? Şimdi insanlar geçmişini merak ediyorlar. Hem insanını hem kendi milletlerinin geçmişini merak ediyorlar. Sürekli bazı yaşanılan olaylar insanları geçmişle karşılaştırmaya itiyor. Bir de tarihi okumak bugüne tutunduğu zaman. Yani bugün anlamak isteyenler tarihi iyi okumak zorundalar. Evet. Yarına hazırlıklı olmak isteyenler de tarihi iyi bilmek zorundalar. Çocukların, gençlerin tarihe olmakları bir de şimdi biz bir millet olarak ben burada şövenist bir şeyle bakmıyorum olaya. Gerçekten bir millet olarak iyi bir tarih. Bu iyi bir tarihte irdelenecek, okunacak o kadar geniş bir alanımız var ki. Bunun farkında bu iyi değerler. Mesela bizim Cengiz Han'ı Batılılar bizden daha iyi biliyorlar. Yani bir
ki bunlar bizden daha iyi biliyorlar. Bunun farkına var gençlik. Yani biz Timur'u niye bilmeyelim mesela? Timur'la Yıldırım Beyazıt arasındaki hadise, Selim'le Şah İsmail arasındaki hadiseleri iyi irdelemek istiyorlar. Ehl-i Beyt savaşla, Ehl-i Kıble savaşlarını iyi bilmek istiyorlar. İşte efendim İslam tarihinde Emeviler dönemini, Abbasiler dönemini, mesela Karahanlılar, Türklerin İslam'la girişinde Abbasilerle olan ilişkilerini iyi bilmek istiyorlar. Yakın tarihi bilmek istiyorlar. Mesela neler oluyor? Hatta şu anda tarihsiz bir tarihsiziniz. O kadar önemli bir hale geldi ki bugün şu konuştuğumuz bile tarih oldu artık. Şu an itibariyle. Evet. Yani ve çok değerli her şey. Çok bilgi var ama bu bilgileri çok azı kalıcı olacak. Yani çok azı değerlenebilecek. Çok azı orijinal olacak. Mesela biz burada konuşurken ben hep şuna dikkat ederim. Hiç alıntı yapmam mesela. Dikkat edin. Mesela seminerlere, konferanslara, sohbetlere gittiğim zaman da şu kitapta şu filozof böyle dedi, onları demem. Zaten ulaşacak kaynaklar var. Eser ismi zikrederim. Ben ne diyorum? Burada ben nefsin ene olarak demiyorum yani. Bir şey dememiz lazım. Mevlana diyor ya, yeni şeyler söylemek lazım. Cancağızım diyor. Yani biz bir şey söylememiz lazım. Tarihin şu anda da çok büyük ilgi uyandırdığını, tarihi romanların çok okunduğunu, tarihi kaynakların iyi araştırıldığını ve karşılaştırmalı okunduğunu ve hatırat kitapları. Mesela hatırat kitaplarını da çok merakla. Eskiden yaşlılar okurdu. Şimdi gençler de okuyorlar. Mesela Kazım Karabekir'in hatıratı, Ali İhsan Sabis'in hatıraları, efendim birçok tarihçi, benim aklım ikisinden nedense, çok merak ediyorlar insanlar. İşte bir Sarıkamış hadisesine onlarca kitap yazıldı biliyorsunuz. Bir Çanakkale üzerine yüzün üzerinde eser yazıldı. Ve bunların çok bir çoğusu birbirinin tekrarı gibi ama çok orijinal şeyler de çıktı ortaya. Yani ben gençlerin daha çok tarih okuduğunu, felsefe okumanın eskiden çok popülerliği vardı. Özellikle 1990'lı yılların sonuna kadar. Ama şu an felsefeyi biraz insanlar geriye bıraktılar. Sebebi şu, felsefe çok ağır bir alan, mutlaka bir yönlendiren ve danışılan bir kişi olması lazım. Çünkü insanı Allah korusun tepesi takla da dikebilir, dimdikte tutabilir. Aslında her ilim öyle. Evet. Mutlaka bir danışman olması lazım. Biz sahaf olarak buna hazırız. Tabii yetkimiz, bilgimiz ne kadarsa en azından varız diyorum. Biz yine soruyu atlarız. Tamam hocam, zaman da azalıyor. O neydi? Evet, şimdi... Evet, şimdi sohbetimiz çok keyifli ve su gibi akıyor derler ya, bu şekliyle devam ediyor. İnşallah sizin de uygun görürseniz herhalde biz haftaya da bu keyifli sohbeti devam ettiririz gibi görünüyor. Çünkü söylenecek çok şey var, ifade edeceğiniz çok güzel anılar var. Biz sahaf anılarını da dinlemek isteyeceğiz. Geçmişten günümüze sahaflığın geçirdiği evreleri de öğrenmek istiyoruz. Özellikle sahaf dükkanına gelen ünlü isimler kimler idi? Özellikle devlet yönetiminde ve bürokraside bugün görev alan ünlü isimlerin sizin dükkanınıza geldiğini biliyoruz. Buna çok kez biz de şahit olduk. Ben 94 ya da 93 dedik az önce ya da 92 idi. O yıldan bu yıla kadar yani 30 yıla yakındır dükkanınıza, bu son dönemler hariç ki pandemiden dolayı çok gidip gelmemiz mümkün olmuyor ama ondan önceki dönemlerde mutlaka uğradığımız bir yer. Yani illa kitap almak için değil, o havayı koklamak, orada daha önce görmediğimiz isimleri görmek, hatta ekrandan görüp ya da farklı mecralardan görüp de ulaşamadığınız kişileri sizin dükkanınızda görme şansına hep sahip olmuşuzdur. Keyifli sohbetler olmuştur. Çaylar ve sizin incir ikramınız, incirli çaylar önemlidir. İnşallah şu süreci bir hayırlısıyla atlatırsak yine o güzel, keyifli sohbetlerin olduğu sahaf dükkanımıza
iştirak etmiş oluruz, geliriz ve herkesi de davet ediyoruz. Mutlaka sahafa mutlaka gitsinler. Yani kitap tabii ki alınmalı, okunmalı. O havayı teneffüs etmek bile çok güzel. Biz lise çocuklarından bunu çok duyduk. Benim görev yaptığım lisede çocuklar, öğretmenim oradaki hava bizi çok etkiledi diyor. Yani çok farklı bir havası var. İnsanı alıp farklı mecralara götüren bir havası var. Kitap kokusu var. Bunu çok arzu ediyoruz. Bir kere daha gidelim. Bir kez daha o toplantıları yapalım. Dediklerine çok şahit olmuşuzdur Nizamettin Bey. Şimdi süremiz sona doğru geliyor Nizamettin Bey. Şöyle yapalım. Böyle bir bu haftaki bu sohbetimizde sahaf olarak sizin beklentiniz toplumdan nedir? Bunu bir dinleyelim. Programımızı ondan sonra bu haftaki programımızı da bitirmiş olalım. Sahaf olarak toplumdan beklentiniz, gençlerden beklentiniz, okuyuculardan beklentiniz, şehirden beklentiniz nelerdir? Bunları dinleyelim. Nizamettin Bey, buyurun, söz sizde. Evet, öncelikle Taner Bey, size teşekkür ediyorum. Neden teşekkür ediyorum? Birinci olarak bu programa beni misafir ettiniz. Ben her zaman varım sizinle program yapmaya. Yeter ki siz isteyin. Başımız üstünde. Yüzünüz diye demiyorum. Marifet iltifata tabidir. Gerçekten siz ortaokul yıllarında tanıştık ve her zaman sahafın yanında oldunuz. İki kere Sosyal Lisesi'nde bize program yaptırdınız. Yüzlerce öğrenciye ulaşmamızı sağladınız ve öğrencilerle hala bağlantımız devam ediyor. Birçoğuyla. Muhteşem bir şeydi bu. Ve bizim sahafta programlar düzenledik. Tabii pandemiden önceki yıllardı bunlar. Muhteşem programlardı bunlar. İlkokul çocuklarına sahaf anlattığımız günler oldu. Yani siz gerçekten bu manada övgü mü değil aslında. Bir şey söyleyeyim. Erzurum'da örnek gösterilecek bir öğretmensiniz. Zaten yılın öğretmeni de seçildiniz. Hakkıyla seçildiniz. Ben de oyumu size veriyorum. İkinci olarak biz gerçekten sahaf ne bekliyor? Şimdi şu anda bizi belki bilmiyorum. Tahmin ediyorum ki yüzlerce insan seyretti. Ve belki binlerce insan da sonradan seyredecek YouTube kanalında. Ve çok geniş bir çerçevede seyircimiz var diye düşünüyorum. Herkesin de. Çünkü çevremiz var. Ve Türkiye'nin birçok vilayetinden bağlananlar olmuştur diye düşünüyorum. Ben buradan hepsine en yürekten kalbi selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. İstediğim şu, sevgi söylenirse değeri var. Peygamberimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam. Gerçekten siz birisini seviyorsanız sevdiğinizi evet. Şimdi ben de diyorum ki bizi seviyorsanız belli edin. Yani gelin sahafa bir selam verin. Ya düşünün bir cümle söyleyin. Gümüşhane'den bir çocuk geldi. O çok yaşında bağlanmak olmuştur diye. Sesim yankı yapıyor acaba, neden Taner Hocam? Evet, ses karıştı abi. Buyurun, ses devam ediyor. Evet. Gümüşhane'den gelmişler. Babası dedi ki bu oğlum dedi. Aha oğlum dedi, Nizamettin amcam burada. Ne diyorsan de. Çocuk şaşırdı. Bu Kardelen TV'de programınız vardı. Ayraç programı. 16 hafta sürdü. Evet. Sen ise beni götür Nizamettin amcamı göreceğim diye. Şimdi bu beni mutlu etti. Yani şimdi ben bizi seviyorsanız gelin belli edin. Gelin bizi ziyaret edin. Yani yalnız şu var. Biz sizden bir menfaat beklemiyoruz. Bir şey, bir hizmet sunarsak ancak ve takdiri öbür kitapçılar gibi de değil. Yani bizde parayla da ölçülmüyor her şey. Bakarsanız size kitap hediye ederiz hiçbir şey almasanız dahi. Yani bizim yazarlarımız da öyle. Mesela Seyfullah Aydın Hoca Kıyım 12 Eylül romanını kalan bütün şeyini hediye etti. Gelenlere hediye ediyorum ben. Sizin kitaplarınızda da zaman zaman mesela hediye ettiğimiz olmuştur. Yani bizim orada işte sadece alışveriş yeri değil. Gelin sevginizi gösterin. Bir de şunu tabii söyleyelim.
Bizim gibi meslekler mutlaka devlet desteği bekler. Fakat bizim gibi meslekler bunu belli etmezler. Niye? Etiği, meslek ahlakı bir şey beklemeyi gerektirmiyor. Ama ben aynı zamanda bir yazarım. 20 küsür yıldır yerel basında yazılar yazdım. Toplumun sıkıntılarına ve gözlemci oldum. Yazdım bu açıdan diyorum. Sahaf olarak demiyorum. Yani sahafların bir şey istemezler ama mesela yerel yönetimler istemesini beklemesinler. Neden bir 28 yıllık bir sahaf Erzurum'da 20 dükkan değişiyor? Yani bir dükkan Erzurum'da bir sahafa verilemez miydi? Parasıyla evet. Tabii kimsenin hakkını demiyoruz. 20 dükkan değişmişim ben. Yani bu bir sistem değil. Bir yazar olarak söylüyorum ben. Ve şu an yine dükkan değişiyoruz. Belki haberiniz yok. Detayını sonra konuşuruz. Yazık değil mi yani? Değil mi? Şimdi bir şehirde ben İstanbul'u biliyorum. Rahmetli Celal Bayar sahafa 102 yaşına kadar sahafa gitmiş bir insan. Alışveriş yapmış bir insan. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız sahaflara sürekli giden bir insandır. Yani sahafa gitmek bir mevki sahibini daha da yüceltir. Mesela ben şunu istiyorum. Gerçekten Erzurum, Nizamettin Korucu olarak değil. Bizim Rahmi Bey de var sahaf, Rahmi Kaya. İşte Erzincan Kapı'da başka bir sahaf arkadaşımız daha var. Gözel sahaf var Muammer abi. Yani bizim buraları neden Erzurum'un en güzide yerinde bir sahaf kitap sokağımız yok yani? Evet, şimdi burada devreye giriyorum Nizamettin abi. Son bir dakikamız var. Bu sohbeti haftaya devam ettireceğiz uygunsa sizin için de. Çünkü çok sorularımız var. Murat Hocam, Alperen Bey ve Abdullah Bey'in soruları var. Bu sorulara cevap bulmamız lazım. Çünkü sorular gerçekten çok güzel. Niye sahaf çarşısı yok? Böyle bir soru var. Murat Hocam, aynı kitaba birden fazla müşteri varsa buna nasıl çözüm buluyorsunuz tarzında bir soru yönetmiş. Bu sorulara haftaya cevap bulacağız. İzleyicilerimiz meraklansınlar. Haftaya inşallah nasip olursa karantina dönemimizde, bu kapanma dönemimizde bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bizler bugün için sizlere teşekkür ediyoruz. Son olarak cümlenizi alalım. Programı birazdan sonlandıracağız. Haftaya devam ediyoruz Nizamettin Bey. Evet, son 15 saniyelik bir söz hakkı. Evet. Açık. Bizi sevenleri bekliyoruz. Gelsinler, sevdiklerini söylesinler. Biz de onlara sevdiğimizi söyleme fırsatı bulalım. Ha, bu arada hijyene dikkat ediyoruz. Kolonya ikram ediyoruz. Mesafeye dikkat ediyoruz. Maskemizi takıyoruz. Dükkanımızı temiz tutuyoruz. Herkese, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Erzurum TV'ye ve size özellikle teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Sahaf ve sahaflık kültürünün o son temsilcisi diyelim ilimizdeki. Allah ömrünüzü uzun eylesin. Daha sizden istifade edecek, yararlanacak birçok gencimiz var, çocuklarımız var. Bizler bu menbaadan yararlandık. Diğerleri de yararlanması gerekiyor. Sayınızın çoğalmasını istiyoruz. İnşallah Sahaflar Çarşısı ve diğer beklentileriniz de karşılanır. Haftaya yeniden sahaf ve sahaflık kültürünün geriye kalan kısımlarını, güzelliklerini öğrenmek ve Nizamettin abiden dinlemek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Erzurum TV ekranlarında Erzurum Havası programının bu haftaki programında sonuna gelmiş bulunuyoruz. Herkese şimdiden hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun, iyi akşamlar.